Orsay Müzesi'ndeyiz. Ve Manet'in 1863'te Salon de refüzede sergilenen Ünlü Lodöjüne Sörlap yani Kırdı Öğle tablosunun önündeyiz. Resim orada sergilenmişti. Çünkü sanatçının geleneksel salon için başvurusu reddedilmişti. Aslına bakarsanız o sene o kadar çok sanatçı reddedilmişti ki 3. Napolyon Salon de refüze yani reddedilen eserler salonunu açmıştı. Ve bu eser Eleştirmenler için Salon de Refusé'nin odak noktasıydı. Bu resim çok fazla alay içeriyor. Sanatçı gelebildiği kadar çok kurala karşı gelmeye çalışmış. Yani resmi kurallara karşı gelmiş. Kompozisyon kurallarına karşı gelmiş. Ve konuyla ilgili kurallara karşı gelmiş. Kompozisyon Raphael'in bir baskısından alınmış. Bu Raphael'in bir dokumasına ait. Yani kompozisyon geleneksel bir kaynaktan geliyor. Konuysa yani kırda giyimli erkeklerle çıplak bir kadın Giorgione'nin Lourdes'daki bir tablosundan alınma. Peki sorun ne? Sorun kadının Venüs olmaması. Sorun bunun klasik bir bağlamda olmaması. Sorun buranın günümüz Fransası, belki bir park, belki de Bois de Boulogne olması. Kadın tanrıça değil ve hatta belli bir insan. Manet'in modeli Victorine Meurant. Paris'te yolda yürürken kıyafetli olarak görebileceğiniz gerçek biri. Ve bize bakıyor. Yani bir nevi naz yaparak bize ona bakmak için fırsat bile vermiyor. Ama bir taraftan da tam karşımızda duruyor. Yanında oturduğu giysili adamlar ona bakmıyorlar. Bize de bakmıyorlar. Farazi bir cinsellik mevcut. Ama o da klasik haliyle değil. Aynı zamanda sanki cinsellik hiç yokmuş hissi var. Diğer taraftan arzu ve cinsellikle ilgili her türlü ipucu var. Sol alt tarafta çekici bir meyve, ekmek ve içinde alkollü içecek olan bir şişeden oluşan natürmort var. Tüm bunlar kadının çıkardığı elbiselerin üzerinde duruyor. Bu resmin ilk ismi banyoymuş. Buradaki kadın mitolojik bir ormanda her zaman çıplak dolaşan bir peri de değil. Kıyafetlerini çıkarmış günümüzden bir kadın. Nü değil, çıplak. Konusu açısından da bu resim pek çok kuralı bozmuş. Resmin nasıl yapıldığı ile ilgili de pek çok kurala karşı gelmiş. Kadın figürün son derece parlak cildine bir bakın. Ne kadar parlak ve hatları çok fazla çizilmiş. Aslında çerçevelenmiş dememeliyim ama etrafı koyu tonlarla çevrelenmiş. Sanki biraz düz görünüyor, öyle değil mi? Ve 19. yüzyılda bu tür bir resimde görmeyi bekleyeceğiniz ton geçişleri yok. Biri resme baktığında kadın figürünü iki boyutlu, sanki bir yerden kesilip yapıştırılmış gibi görebilir. Dahası Mane doğallık yaratabilmek için o dönemin başka kurallarına da karşı gelmiş. Örneğin saçındaki kurdeleye bakın, çok koyu. Saçın koyu rengi ve arkadaki çalıların koyuluğu birbirine karışıyor. Orada bir karışıklık yaratıyor. Ayrıca arkada sudan çıkmakta olan figürle arasında herhangi bir mesafe algısı da yok. Diğer kadın biraz fazla büyük görünüyor. Özellikle elleri uzaklıktan dolayı küçük duruyor. Ve öndeki adamın baş parmağına doğru uzanıyor gibi görünüyor. Burada kötü bir kopukluk var. Mekanda da öyle. Mane sanki resimde gerçeğe yakın algısını oluşturan kuralları da yıkmak niyetinde. İsteyerek ve eğlenerek akademinin koyduğu kuralları bozuyor. Ama bir resimden alınabilecek tüm hazı bu resimde bulabiliyorsunuz. Boyayı son derece serbest fırça vuruşlarıyla uygulamış. Özellikle kadının giysisinin mavisinde, natürmortta ve erkeklerin giydiği beyaz ve gri pantolonlardaki fırça kullanımına bakın. Mane, fırça kullanımının çok önemli olduğu noktalarda Velázquez ve başka ressamlara bakıyordu sadece resmedileni görmek açısından değil, ne şekilde resmedildiğini de görmek açısından bakıyordu. Manet, Rönesans'tan bu yana Batı sanatının temeli olmuş mükemmel perspektifi ve illüzyonu vermeyi reddediyor. Bir başka tuhaflık da Velázquez gibi boyanın serbest uygulanışının yanı sıra arka plana baktığınızda boya sanki fazlaca seyreltilmiş. Astar boya ya da leke gibi uygulanmış. Özellikle kadın figürünün arkasındaki alanda ve ağaçlarda. Ama bir de bazı ağaçlarda boya öbekleri var. Boya farklı farklı şekillerde uygulanmış. Bir bakıma bu dönemde sanattan beklentileri bozmak istemiş. Bu da bana modern hayat ve modern nü resminden bahseden Bordler'i hatırlatıyor. Venüsleri unutalım. Antik Yunanistan'da yaşamıyoruz. Bugünkü hayatın resmini yapalım. Nerede nü kadın görürüz ki? Manet, modern nü-kadın resmi için bir tema oluşturuyor. Bir anlamda, geleneklere göre nüyü kabul edilebilir kılmak için kumaşları ve giysileri kullanış şeklimizin ne kadar saçma olduğunu da altını çiziyor. Yani Manet bu anlamlı mı diyor. Bu resmin mantık dışı fikri ve bunun sosyal normları zorlaması, bu dönem sanatını sorgulamadan hazır bir şekilde kabul etmemizin mantıksızlığının da altını çiziyor.